7. Krallık Menzil Altı Güney Krallığı'nın en büyüğü ve en kalabalığı, kuzey çok geniş olmasına rağmen az nüfuslu, ayrı bir ülkedir. Genellikle Menzil olarak adlandırılır. Ancak bu isim biraz yanlış bir isimlendirmedir. Yüksek bahçenin lordları olan Tayral Hanesi'nin toprakları, Egan'ın fethinden binlerce yıl önce var olan Menzil Krallığı'nın topraklarıyla büyük ölçüde örtüşmektedir. Ancak bu zengin ve bereketli diyar aslında bir zamanlar dört krallıktan oluşuyordu. Doğuda Kızıl Dağlar ve kuzeyde bal şarabının kaynak suları ile sınırlanan eski şehir ve çevresi. Arbor, Red Wine Boğazı'nın ötesindeki şarap ve güneş ışığıyla ünlü ünlü Altınada, Boynuz Tepesi'nden gece şarkısına doğru uzanan batı geçitleri, Menzil, gün batımı denizindeki kalkan adalarından Mender'in ağzına, yüksek bahçeden Kızıl Göl'e, Altın Koru'ya ve Acı Köprü'ye, basamak taşına ve Mender'in kaynak sularına kadar uzanan küçük köyler, gelişen pazar kasabaları ve eski kalelerle dolu tarlalar ve çiftlikler, göller ve nehirler, tepeler ve ormanlar ve güzel kokulu çayırlar, değirmenler ve madenlerden oluşan geniş bir alan. Bu sonuncusu Eski Gardiner tarafından ve daha yakın günlerde de onların kahyalarının torunları olan Yüksek Bahçe'nin Tayrelleri tarafından yönetilen krallıktı. Tarihin bize anlattığına göre şövalyelik bu yeşil tarlalarda doğmuştu. Menzilin yiğit şövalyeleri ve güzel kızları, kendi gelenekleri ilk kez burada kök salmış olan şarkıcılar tarafından yedi krallık boyunca kutlanır. Bir zamanlar ve her zaman büyük bir diyar olan menzil sakinleri için pek çok şey ifade eder. Yedi Krallık'taki en kalabalık, verimli ve güçlü bölge, zenginliği altın zengini Batı'dan sonra ikinci sırada, bir öğrenim merkezi, müzik, kültür ve aydınlık ve karanlık tüm sanatların merkezi, Westeros'un ekmek sepeti, ticaretin bağlantı noktası, büyük denizcilerin, bilge ve asil kralların, korkunç büyücülerin ve tüm Westeros'taki en güzel kadınların evi. Mendir'e bakan bir tepede, haklı olarak diyardaki en güzel kale olarak selamlanan yüksek bahçe yükselir. Duvarlarının altından akan Mender, yedi krallıktaki en uzun ve en geniş nehirdir. Büyük eski şehir şehri, büyüklük olarak kralın şehrine eşittir ve diğer tüm açılardan daha üstündür. Arnavut kaldırımlı sokakları, süslü loncaları, taş evleri ve üç büyük anıtıyla çok daha eski ve güzeldir. İnancın yıldızı Septi, Üstatların Hisarı ve bilinen tüm dünyadaki en yüksek kule olan Büyük Feneri ile kuzretli Hightower. Gerçekten de menzil, üstünlüklerin diyarıdır. Menzil, Gart Yeşilel Menzilin hikayesi yalnızca yüksek bahçenin tayrellerinin değil, onlardan önceki Gardiner krallarının ve Yeşil Diyar'ın diğer tüm büyük hanelerinin ve soylu ailelerinin efsanevi atası Gard Yeşilel ile başlar. Menzilde ve ötesinde Gart hakkında binlerce hikaye anlatılır. Çoğu mantıksız ve birçoğu da çelişkilidir. Bazılarında inşaatçı Bren'in, Zekile'nin, Dar'ın Tanrı Kederi'nin ve Kahramanlar Çağı'nın diğer renkli figürlerinin çağdaşıdır. Bazılarında ise hepsinin atasıdır. Yazılanlara göre Gart, ilk insanların yüce kralıydı. Onları doğudan çıkarıp kara köprüsünden Westeros'a geçiren oydu. Yine de başka hikayeler onun ilk insanların gelişinden binlerce yıl önce yaşadığına, Westeros'taki ilk insan olmakla kalmayıp tek insan olduğuna, diyarı enine boyuna tek başına dolaştığına ve devlerle ormanın çocuklarını tedavi ettiğine inanmamızı ister. Bazıları onun bir tanrı olduğunu bile söyler. Adı üzerinde bile anlaşmazlık vardır. Biz ona Gart Yeşil deriz. Ama en eski masallarda adı Gart Yeşil Saç ya da kısaca Yeşil Gart'tır. Bazı hikayeler onun yeşil elleri, yeşil saçları veya genel olarak yeşil teni olduğunu söylüyor. Hatta birkaçı ona geyik gibi boynuz takıyor. Diğerleri biz onun tepeden tırnağa yeşil giyindiğini söylüyor ve kesinlikle resimlerde, duvar halılarında ve heykellerde en yaygın olarak bu şekilde tasvir ediliyor. Büyük olasılıkla bulaakap, bahçıvan ve toprağı işleyen biri olarak sahip olduğu yeteneklerden kaynaklanıyordu. Ve bu da tüm hikayelerin üzerinde hem fikir olduğu bir özellikti. Gart mısırların olgunlaşmasını, ağaçların meyve vermesini ve çiçeklerin açmasını sağladı, diyor şarkıcılar bize. Gart yeşillerin en eski hikayelerinden birkaçı bize bol bir hasat sağlamak için kendisine tapanlardan kan kurban edilmesini talep eden oldukça karanlık bir tanrı sunar. Bazı hikayelerde yeşil tanrı her sonbaharda ağaçlar yapraklarını döktüğünde ölür ancak baharın gelişiyle birlikte yeniden doğar. Gart’ın bu versiyonu büyük ölçüde unutulmuştur. Dünyanın daha ilkel insanlarının birçoğu bir doğurganlık tanrısına veya tanrıçasına tapar ve Gart Yeşil bu tanrılarla pek çok ortak noktası vardır. İnsanlara çiftçiliği ilk öğretenin Gart olduğu söyleniyor. Ondan önce tüm insanlar avcı ve toplayıcıydı. Sonsuza dek yiyecek arayan köksüz gezginlerdi. Ta ki Gart onlara tohum hediye edene ve onlara nasıl ekilip biçileceğini, nasıl ekin yetiştirilip hasadın nasıl toplanacağını gösterene kadar. Bazı masallarda yaşlı ırklara da öğretmeye çalıştı. Ama devler ona kükredi ve ona kayalar yağdırırken çocuklar güldü ve ona ormanın tanrılarının tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söylediler. Yürüdüğü yerde arkasında çiftlikler, köyler ve meyve bahçeleri bitiyordu. Omuzlarında, ilerlerken etrafa saçtığı tohumlarla dolu kanvas bir çanta asılıydı. Bir tanrıya yakışır şekilde çantası tükenmezdi. İçinde dünyanın tüm ağaçları, tahılları, meyveleri ve çiçekleri için tohumlar vardı. Garç Yeşilerin bazı ünlü çocukları, Meşe John, Westeros'a şövalyeliği getiren ilk şövalye, devasa bir adam olduğu konusunda herkes hemfikirdir bazı hikayelerde 8, bazılarında 10 ya da 12 metre boyunda garç yeşilerin bir dev kadınla çiftleşmesinden doğmuştur. Onun soyundan gelenler yaşlı meşenin meşe karsalları oldular. Üzüm bağlarının Gilbert'ı Arbor'un adamlarına, adalarında çok yağlı ve gür yetişen üzümlerden tatlı şarap yapmayı öğreten ve Red Wine hanesini kuran kişi. Tiki Flores Gart'ın çocuklarının en zekisi. Her biri diğerinin varlığından habersiz üç koca aldı. Oğullarından Florin tanesi, Bol hanesi ve Pikhanesi doğdu. Hizmetçi Meris Güzelliği o kadar ünlüydü ki Westeros'ta düzenlenen ilk turnuvada 50 Lord onun için yarıştı. Kazanan gri dev Argav taşları oldu. Ancak Meris onu alamadan Yüksek Kule Kralı Uthor ile evlendi. Ve Argav günlerinin geri kalanını eski Şehir'in duvarlarının dışında öfkelenerek gelini için kükreyerek geçirdi. Octufos hem kırmızı elma hem de yeşil elma pasovelerinin soyu buradan geliyor. Hoşuna giden herhangi bir hizmetçinin kafasına elma fırlatmasıyla önlüdür. Kanlı bıçağın brandını, devleri menzilden kovan ve ormanın çocuklarına karşı savaşan mavi gölde o kadar çok kişi öldüren ki, o zamandan beri burası Kızıl Göl olarak biliniyor. Ovun meşe kalkan, kalkan adalarını fetheden selkileri ve mörlikleri denize geri süren. Avcı Harlan ve Boynuzlu Herndon. Boynuz tepesinde kalelerini inşa eden ikiz kardeşler. Orada yaşayan güzel orman cadısını eş olarak almış ve yüzyıl yıl boyunca onun iyiliklerini paylaşmışlardır. Çünkü kardeşler Dolunay'da ona sarıldıkları sürece yaşlanmamışlardır. Kesici Bors Sadece boğa kanı içerek 20 adamın gücünü kazanan ve Karataç'ın Bolver hanesini kuran bazı hikayeler borsun o kadar çok bu akını içtiğini ve bir çift parlak siyah boynuz çıkardığını iddia eder. Kızıl Göl'ün gülü Bir deli değiştirici, istediği zaman bir turnaya dönüşebiliyordu. Bazılarına göre bu güç, onun soyundan gelen Crane Hanesi kadınlarında zaman zaman hala ortaya çıkmaktadır. Her zaman tatlı Ellen Balı o kadar çok seven bir kızdı ki, arıların kralını uçsuz bucaksız dağ kovanında aradı ve onunla bir anlaşma yaptı. Çocuklarına ve çocuklarının çocuklarına her zaman bakacaktı. İlk arıcı ve Bisper hanesinin annesiydi. Rowan Altın Ağacı Sevgilisi onu zengin bir rakip için terk ettiğinde o kadar üzüldü ki altın saçlarına bir elma sardı. Onu bir tepeye dikti ve kabuğu, yaprakları ve meyvesi parıldayan sarı altın olan ve altın korunun Rowan'larının köklerini kızlarına dayandırdığı bir ağaç büyüdü. Kart yeşil el doğurganlık armağanını yanında getirdi. Verimli kıldığı sadece toprakta değildi. Çünkü efsaneler bize onun kısır kadınları hatta ay kanı artık akmayan koca karıları bile bir dokunuşta verimli kılabileceğini söyler. Bakireler onun huzurunda olgunlaştı. Onları kutsadığında anneler, ikizler hatta üçüzler doğurdu. Genç kızlar onun gülümsemesiyle çiçek açtı lordlar ve sıradan insanlar ekinleri olgunlaşsın ve ağaçları meyveyle ağırlaşsın diye gittiği her yerde bakire kızlarını ona sundu. 9 ay sonra güçlü bir oğul veya güzel bir kız doğurmayan bir kız asla olmadı. Ya da hikayeler öyle diyor. Bu efsaneler küçük halk tarafından el üstünde tutulsa da Gart Yeşil El bir tanrı değil, bir insan olduğu görüşünü paylaşan Hisar'ın üstadları ve inançın septonları tarafından büyük ölçüde göz ardı edilmektedir. Bir avcı ya da savaş şefi, belki de küçük bir kral olan Gart, takipçilerini Dorn kolundan geçirip, henüz kırılmamıştı, daha önce sadece yaşlı ırkların ayak bastığı, Westeros'un vahşi doğasına götüren ilk insanların ilk doğrudu olabilirdi tanrı ya da insan. Garç Yeşilel bu yeni ülkede pek çok çocuğun babası oldu. Bu konuda tüm hikayeler hemfikir. Bu çocukların çoğu binlerce yıl dayanan güçlü evler kurarak kendi başlarına kahramanlar, krallar ve büyük dostları oldular. Bunların arasında en büyüğü zamanla yüksek bahçe olarak bilinen Mender'in tepesindeki evini yapan ve çiçeklerle sarmaşıklardan oluşan bir taç giyen ilk çocuğu Bahçıvan Gart'tı. Utgard Yeşilel'in diğer tüm çocukları, Bahçıvan'a her yerdeki tüm insanların gerçek kralı olarak saygı gösterdiler. Onun soyundan gelen Gardiner Hanesi'nin kralları, Ezerha Egan ve kız kardeşleri Vesteros'a gelene kadar binlerce yıl boyunca yeşil bir elin sancığı altında menzili yönetti. Liste uzun ve efsaneler de çok. Çünkü menzilde Garç Yeşil sayısız çocuğundan birinin soyundan gelmekle övünmeyen bir soylu hane çok az bulunur. Diğer toprakların ve krallıkların kahramanları bile bazen Yeşilin'in çocukları arasında sayılır. İnşaatçı Brandon, kanlı bıçaklı Brandon aracılığıyla Gart'ın soyundan geliyordu. Bu masallar bizi inandırdı. Zekiilen ise bazı masallarda Tilki Flores'ın, bazılarında ise Rowan Altın Ağacı'nın çocuğu olarak doğmuştu. Ancak Zekiilen'in Gart Yeşilin'in soyundan gelmesi menzilde anlatılan bir hikayedir. Batı topraklarında Lenin oğullarından biri gibi davranarak, Gart'ın o kadar çok çocuğu vardı ki çoğu zaman kafası karışmıştı, Gart Yeşileri ikna ettiği ve böylece haklı olarak Gart'ın gerçek çocuklarına ait olan mirasın bir kısmıyla kaçtığı söylenir. Gart Yeşileri'nin birçok çocuğu olduğu reddedilemez. Menzildeki kaç kişinin onun soyundan geldiğini iddia ettiği düşünülürse, ancak Westeros'un diğer tüm lord hanelerinin benzer şekilde onun soyundan geldiği pek olası görünmüyor. Menzil, Gart Yeşil El bölümünün sonu.